Arkadaşlar herkese merhaba. Bugün nargile tütünü nasıl yaparız evde? Bunun 3. versiyonunu çekeceğiz. Malzemelerimizi hazırladık. Bu sefer farklı bir olay yapacağız. Yani karışım yapacağız. Bundan öncekilerde glikoz kullandım. Ya da işte üzüm pekmezi kullandım. Bunlar yerine şimdi kayısı reçeli, bal, çok hafif de kayısı aroması kullanacağız. Bunun yerine glikozu çıkaracağız. Bunların yerine normalde glikoz kullanıyorduk. Şimdi glikozu çıkartıp biraz daha böyle doğal ürünler kullanmaya çalışacağız. En azından daha az zararlı olduğunu düşündüğüm şeyleri kullanmaya çalışacağız. Yani direkt başlayabiliriz. Bu bildiğimiz daha önceki videolarda size anlattığım kalın damarlı Adıyaman tütünü. Biraz fazla kuruduğundan artı bir de sıkıştırıldığından dolayı damarları falan çok belli olmuyor ama şimdi bunları sıcak suyun içinde biraz bekleteceğiz. Bundan önceki videolarda yani daha doğrusu bir tanesinde şöyle yapmıştık. Bayağı bir kaynatmıştık bunu. Kaynattığınızda içindeki nikotin oranı bayağı bir azalıyor. Yani o da rahatsız ediyor. Çekerken hiçbir şekilde kafa yapmıyor. Yani nargile içtiğinizi anlamıyorsunuz gibi bir şey oluyor aslında. Elektronik sigaraya daha çok yaklaşıyor. Bundan dolayı artık sadece sıcak suda biraz bekletip yumuşatıyorum. Ondan sonra parçalamaya başlıyorum. Ben bunun daha iyi olduğuna inanmaya başladım. Şimdi aynısını yapacağım. Sadece üstündeki o katranı, pisliği sıcak suyun içinde bırakacağız. Bir de tütünümüz yumuşadığı gibi doğramaya başlayacağız. Biraz hafif böyle oynaya oynaya her tarafına su girecek şekilde suyun içinde biraz dalga yapıyoruz böyle. Yani çok fazla karıştırmaya gerek yok. Bunun içinde yaklaşık 1,5-2 dakika bekleteceğiz. O sırada bütün o katranı, üstündeki zehri, pisliği bırakacak. O pisliği bırakması bizim için daha iyi. Yani ne kadar fazla bekletirseniz ben zararın o kadar azaldığını düşünüyorum. Yani kaynatırsanız hele hiçbir şekilde ben nikotin bile alabileceğinizi düşünmüyorum yani. Ondan dolayı nikotin ve zararlı maddeleri çok fazla ayrıştırmak istiyorum derseniz ocağa koyun bir 5-10 dakika kaynatın. İçinde hiçbir şey kalmıyor. Zaten gliserin ve aromadan başka hiçbir şey almıyorsunuz nargileyi içerken. Bayağı bir elektronik sigaraya dönüyor. Şimdi bir dakika daha bekletelim böyle. Ondan sonra süzeceğiz, parçalamaya geçeceğiz. Arkadaşlar 1,5 dakika 2 dakika falan beklettik, yumuşadı. Yani hiç sert bir tarafı kalmadı. Şimdi bunu süzeceğiz. O pis su bizim hiçbir şekilde işimize yaramayacak. Süzme işlemi de tamam. Şimdi bunları bir kenara koyup parçalamaya geçelim. Çok fazla parçalamaya gerek yok. Yani standart nargile tütününde ne kadar bir boyut görüyorsanız aynı o boyutlara getireceğiz. Yani çok küçük yapmaya gerek yok. Zaten o kadar küçük doğuracaksanız gidip tütüncülerde satılan o sigara tütünlerini de alıp yapabilirsiniz. Yani hiç fark kalmıyor. Bu ne kadar kalın olursa yanmayı o kadar aza indiriyorsunuz. Yaklaşık 1 santim ya da işte 8 milim kadar uzunlukta kesiyorum ben bunları. Şimdi da keseceğiz bunları. Kesme işlemi de tamam. Bunu tekrar şu az önceki kabımızı alıyoruz. Burada eklenmesi gereken sıvılarını ekliyoruz. Şimdi
Asıl önemli konu burası. Burada dikkat etmemiz gereken en önemli konu, gliserini burada koymayacağız. Burada sadece balla kayısı reçelini koyacağız. Eğer bu bal ve kayısı reçelini kullanmayacak olsaydık glikoz ekleyecektik. Yani bu bal glikozun görevini görecek. Buradaki kayısı reçeli de hem biraz aroma katacak hem de aynı glikozla aynı işi yapmış olacak. Daha doğal olacak. Sadece şeker koymuş olacağız içine. Yaklaşık bir tatlı kaşığı kadar bal koyuyor bunun içine. Kayısı reçelinin sadece böyle sıvı tarafından 2-3 kaşık alıp koyacağız içine. Dediğim gibi hem aroma verecek, daha doğal bir aroması olacak. Hem de o glikozun yerini doldurmuş olacağız. Yani yaklaşık 3 tatlı kaşığı falan koyabildim yani. Ondan sonra bunu güzelce karıştıracağız. Bunu karıştırdık ama balı ve reçeli biraz az geldi. Biraz bal ekleyeceğim. Bu sefer bir tatlı kaşığından biraz daha fazla az bal ekliyorum. Yine aynı 2-3 kaşık kadar reçel ekleyeceğim. Tekrar söylüyorum, kayısı reçeli. Kayısılı yapacağız bu aromayı. Sadece kayısı aroması olacak. Üç kaşık kadar da kayısı reçelinden ekledik. Şunu biraz daha karıştıralım. Tütün sıcak olduğundan dolayı bal kolay karışıyor. Eğer tütünü soğutursanız o balı çok kolay karıştıramıyorsunuz. Bir yerde topaklanıyor. Şimdi bu tamam. Şöyle bir şey yapacağız. Alüminyum folyomuz var. Bu alüminyum folyoyu buraya sereceğiz. Bütün tütünü oraya koyacağız. Aromasıyla birlikte, daha doğrusu o sıvılarıyla birlikte. Aromayı daha eklemedik. Gliserini daha eklemedik. Bu bal ve reçelle birlikte fırına atıp iyice pişireceğiz tütünü. Katlama işlemi tamam. Şimdi bunu fırına atacağız. Fırında yaklaşık bir 20-25 dakika bekleyecek. O 25 dakika sonra çıkartacağız. İçine gliserinimiz ve aromamızı ekleyeceğiz. Karıştırıp güzelce kapalı bir kutuya koyacağız. Ben şimdi fırına atıyorum. Bir 20-25 dakika sonra tekrar görüşeceğiz. Şimdi tütünümüzü fırından çıkardık. Biraz da soğumasını bekledik, yaklaşık 1-2 dakika. Soğuması bittikten sonra şöyle saklayacağınız güzel bir kavanozun içine
üçüncüsünü koy. Şu an gayet güzel kıvama gelmiş. Zaten şimdi bal yanma eşiği çok düşük. Koyma diyenler oldu. Zaten balın büyük bir kısmını şu an saldı. Bir kısmını fırının içine aktı. Bir kısmını zaten burada bıraktı. Biz bu saatten sonra balla ilgilenmiyoruz. Ballık pek bir şeyimiz kalmadı yani. Çok az bir miktar kaldıysa kaldı içinde. Şimdi bizim burada yapacağımız son adımlar. Şöyle bir elimi yıkayım. Buradan sonrası pişmiş tütünün üstüne hangi aromayı istiyorsanız onu koyacaksınız. Bir de duman oranını hani kendiniz belli bir süre sonra artık yapa yapa ne kadar glisemin koyduğumda ne kadar duman çıkıyor diye gözlemleyip belli bir süre sonra ayarlayacaksınız. Ben şimdi göz kararı koyuyorum. Hani ben standartta kendi yaptığım tütünden hani aromaları çok düzgün bulamadığım için çok fazla uğraşmıyorum. Sadece böyle ayda yılda bir kendi istediğim mesela şu an kayısı aroması bulamadım. Ondan dolayı kendime kayısı tütünü yaptım. Böyle ayda yılda bir uğraştığım için hani hepsinin videosunu çekemiyorum. Siz de dediğim gibi 10-15 kere tütün yapıp bunların her birinde ne kadar gliserin koyduğunuzu kontrol edip yani ona göre ya bir koyduğunuzda biraz az koyarsınız. Bir sonrakinde biraz fazla yakmasını, işte duman miktarını ağır ağır ayarlarsınız. Ben şimdi göz kararı olarak ekleyeceğim. 2 damla koydum şimdilik. Yaklaşık 40 damla kadar koyacağım içine. Belki ki belki. Gliserinimizi koyduk. Bir de üstüne o az önceki reçelin aromasının üstüne biraz daha tat koysun diye elektronik sigara aroması koyacağım. Bu da kayısılı. Sadece kayısılı bir aroma yapacağız bugün, tütün yapacağız. Bundan da yaklaşık bir 30 damla kadar falan ekleyeceğim. Hatta bir 10 damla daha ekleyelim. Şöyle. 40 damla kadar da kayısı aroması ekledik. Elektronik sigara için hazırlanmış aromalardan. Arkadaşlar bu saatten sonra yapacağınız tek şey tütünü güzelce karıştırıp tamamen ağzını sıkıca kapatıp bir kenarda bir hafta bekletmek. Bir hafta sonra açıp gönül rahatlığıyla tütününüzü içebilirsiniz. Bu arada gliserinin markasını vereyim. Arifon'dan aldım. Bundan önce aldığım gliserinlerde yakma problemi çok fazla oldu. Yani genzimi çok fazla yaktı. Ama Arifon'da böyle bir sıkıntı yok. Bundan önce bir iki defa denedim. Gayet başarılı bu. Belki bundan önce aldıklarım bitkisel değildi. Bu %99.7 oranında bitkisel gliserin. Bunu gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Yani bunun dışında koymak diye düşündüğüm başka bir şey yok. Bir hafta bekleyeceğiz. Bir hafta sonra tadım testi yapıp onunla da video atarız. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.